Hoş geldiniz hepiniz. Bu ay Umut Kalbağ'ın Ultra isimli 3 kanalı bir girişine ayın 14'üne kadar ev sahibi yapıyor olacağız. Bugün de Serdar hakkında ve Umut'un belki de önceki işlerine dair bir konuşma olacak. Ferhat Satıcı da bugün bizle beraber. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Burada olduğu için. Sunuma geçiyorum ben. Başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Evet hocam, buyurun. Evet. Sesim... Ben Ferhat Satıcı. Ferhat Satıcı. Evet. Umut Kambak. Siz de Fırat Arapoğlu oluyorsunuz. Siz de Fırat Arapoğlu'sunuz evet, galiba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öncelikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Çok bu Umut'un hem sergisi bağlamında hem de konuşması bağlamında burada olduğunuz için ve katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz. Şimdi ben kısaca böyle bir Outre sergisine bir intro yapmak için Umut'la karşılaşma sürecimizden biraz bahsetmek istiyorum. Aslında konuşma biraz da organik yürüyecek çünkü doğal olarak organik ilişkilerimiz var ve beraber çalıştığımız projeler oldu. Umut Kemerburgaz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğum dönemde tanıdım. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'ne geçiş yaptı seramik bölümüne. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Ve tabii ki o hem sanatsal eğitim süreci hem de üretim sürecine tanıklık ettiğim bir genç sanatçı arkadaşım. Nasıl anlatalım? Öncelikli olarak ilk işlerini, ilk denemelerini, yaklaşımlarını bizle paylaştığı işte süreçten sonra, ilk çalışmalarını paylaştığı süreçten sonra takip ettiğim ve sonrasında Hacettepe'de Kent Bellek video editing yapmış olduğu Kent Bellek çalıştayında beraber çalışma şansımız olan Kobo Art Space'te yapmıştık o sergisini aynı zamanda olan bir sanatçı arkadaşım. Umut'un tabii Kent Bellek konusunu seçerken o workshopta Umut'un çalışmalarını düşünerek seçmemiştik ama Umut hakikaten zaten çalışmalarıyla o workshop'a çok hazır bir sanatçıydı. Daha sonrasında da nasıl diyelim, Kova'daki süreç ve Kova'daki sürecin sonrasında da onun üretimlerinin devam etmesi bu Outre sergisindeki yeni çalışmalarıyla farklı bir yön, farklı bir bakış açısı kendisine çizmeye başladığını ve işlerinin aslında nasıl diyelim, medium olarak çeşitliliği, nasıl diyelim, katman olarak hem anlam katmanları hem de teknik katmanlar olarak çeşitliliği ve çok sesliliğinin belirgin olduğu bir sürece doğru geçtiğini görüyoruz. Tabii ben o anlamda Umut'u konuşmaktan çok Umut'u konuşturmak istiyorum. Ve öncelikli olarak video mediumunda bir, tabii ki video merkezinde üretimleri olduğu düşünülebilir. Ancak kökten, yani kökende plastik nasıl diyeyim, tavrının kökeninde hem almış olduğu plastik sanatlar ve seramik eğitimi hem de kendi çok katmanlı düşünce biçimi hakkında sorular sormak istiyorum. Yani mesela öncelikle şunu sormak isterim. Derim ki seramik malzemesi ve seramik dışındaki diğer plastik sanatlardaki diğer disiplinlerle video sanatı arasında nasıl bir ilişki kuruyorsun ve bu Outre sergisine kadar gelirken hem daha önceki işlerin bağlamında hem de bu Outre sergisinde bu nasıl diyeyim, çok mediumlu, çok katmanlı yaklaşımın da medyonun yeri nedir? Böyle bir soruyla başlatmak isterim. Sen neler söylemek istersin? Teşekkür ederim. Ben öncelikle herkese geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ferhat Hoca Düzce'den geldi. Bugün geldiler. Yani bir iki saat oldu geleli. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, dediği gibi yani Ferhat Hoca ile biz Kemerburgaz, yani Ferhat Hoca'nın bildiği Kemerburgaz'dan ama benim için ben lisedeyken Marmara Üniversitesi'nden ben onu tanırdım. Daha böyle çok
küçük bir çocukken böyle yanına gider videolar gösterirdik beraber, hocamla beraber. Sonraları tabii ki yani şey aklımda video ya da bu tarz bir iş, bir şey yapmak var mıydı? Yoktu. Ben o zamanlar resim yapmak istiyordum. Plastik sanatlar bir noktada karşıma çıkınca oraya doğru yöneldim. Ama sonra başka bir şekilde seramik bölümüne geçtim. Biraz Kemerburgaz'ı o ilk binasından açıkçası, yani bina o zamandan beri sıkıntılı bir kavram benim için zaten. Yani mekanda olmak ve mekanda yaşamak ya da orada bir şeyler üretmek kısmı hep sıkıntılıydı. Oradan bir gideyim ben diye bir noktada başka bir yere gittim, başka bir alana. Öylelikle Hacettepe Seramiğe bir şekilde ulaşmış oldum. Birazcık artık o üç boyutlu ve yapı, biçim, düşünme kısımları orada şekillenmeye başladı. Ama yani şeyle daha sonra işte birazdan anlatacağım süreç nasıl bir araya geldi. Yani nesne ve video ya da bu bakış açısı bir noktada nasıl bir araya geldi ondan bahsedeceğim. Ama ben her zaman şunu düşündüm ve bugün de işte Ferhat Hoca'ya onu söyledim. Yani daha önceki bir şeyde Ankara'daki sergide şey demiştim. Yani çünkü Ankara'daki birkaç yıkılmış yapı üzerine çalışıyordum. Ama ben bir mimar değilim. Ben bir sanatçıyım ve gördüğüm ve hissettiğim bir şeyler var. Onun üzerine bir pratik uyguluyordum. O yüzden başlangıçta onu söylemiştim. Öncelikle ben bir mimar değilim. Sadece bunun üzerine bir şeyler yapıyorum. Bugün de biraz farklı bir şekilde ben bir video sanatçısı değilim. Ama yani bu medyumu kullanıyorum. Bunu bir araç olarak kullanıyorum. Niye? Çünkü aynı katmanı burada da görüyorum. Yani bir yapı olarak ben videoyu kurmaya çalışıyorum. Yine bir heykel yapar gibi, bir biçim, bir boşluk, doluluk ilişkisi çalışır gibi onu çalışmaya çalışıyorum. O yüzden özellikle videolarda teknik anlamda biraz o şey görülüyor. Yani pikseller vesaireler ya da iyi görüntü değil aslında amaç. Orada daha çok belki empresyonist bir eser, belki işte yani ona tabir edecek, ona getirecek. Hani aldığım eğitimden dolayı da işte o sanat tarihinin vesairenin ya da işte o resimsel tavrın, heykel tavrının buraya gelirkenki halinde birazcık onu üst katman olarak kullanıyorum. Yani bir video yapmak benim için genelde bayağı aşağıdan yukarıya ya da yukarıdan aşağıya ya da bir kütleyi boşaltmak gibi hissettiriyor. Her zaman öyle oldu ve birazdan göstereceğim diğer işlerde özellikle bu katmanlar zaten açıkça gözüküyor. Yani işin kendisi orada, söylenmek istenen orada, işin katmansal olarak, yapısal olarak dokunabileceğiniz, yani videoyu belki de kırabilecek noktada dokunabileceğiniz kısmı da orada oldu. Birazcık böyle bir iç içe geçmiştik ama işte işte yeniyi nasıl üretiriz? İşte tekrar edenin bir şeyi, formu ve sonra bir bütünlükle tekrar bir yeni belki bir bakış açısı, bir başka bir şey söyleme çabası birazcık bunu doğurdu. Ama hala devam eden şey sistem açıkçası böyle önce bir inşa etmek ve ondan sonra ancak görsel olarak çıkan bir video katmanına dönüştü benim için. Hala da öyle gidiyor. Evet. bu anlamda ben mesela senin daha önceki serilerde yapmış olduğun çalışmalarda böyle transparan, geçirgen, işte inşaat malzemeleri kullandığını biliyorum. Kiremitlerle başlayan bir sürecin var. Aslında kiremitlerin arasından geçirdiğin işte projeksiyon ve ışık denemeleriyle başladı. Daha sonra kafesler ve yapılar, yapı formları girdi. Yapı formları, kafesler ve kafesler birlikte seramiğin, çamur malzemenin devreye girmesi söz konusu oldu. Tabii senin izleyinde benim ilgimi çeken noktalardan bir tanesi, hani videonun kendi doğasıyla ilgili hep konuşulan, işte video bir taraftan dönüşümseldir. Video ondan sonra işte bir çamur gibi yeniden biçimlendirilebilir bir malzemedir. Biraz Kitchen'ın, işte Vasuka'nın söylediği sözlere referans vermek gerekirse videoyu video yapan şey aslında budur. Bir taraftan sinema için işte Tarkovski'nin
zamanı yontmak dediği şey videoda zaman ve mekan ilişkisi açısından çok daha nasıl diyelim daha örgütsel, daha ilişkiler iç içe geçmiş bir şekilde devam etmektedir. Zamanın daha kronolojik olarak kurgulandığı bir yapıdan çok aslında ya da mekanın kronolojik olarak kurgulandığı bir yapıdan çok aslında onun hep alt üst edildiğini, daha yığınsal bir katmansal bir şeyle karşılaştığımızı görürüz. Bunların hepsini senin çalışmalarında görüyoruz. Yani kurguda yani video enstalasyon veya işte heykel ve video ya da seramik nesneler ve video ilişkisini de hep görüyoruz. Burada da tabii bunlar hep yüzeye yansıtma ve onun geçirgenliği üzerine kurulu. Şimdi de yüzey bu sergide de yüzler. Yani yüzey dediğimiz şey yüzler ve yüzlerin kendilerine ait olan bir takım anlam katmanları giriyor devreye. Sen gene katmanlarla uğraşıyorsun ama bu katmanlar bu sefer anlamsal katmanlar. Yani sadece görsel anlamda veya mediumsal anlamda bir katman düşüncesi değil. Ona bir de anlam katmanları gibi bir boyut kattığını görüyorum. Burada bu geçişlik hakkında mesela neler söylersin? Yani yapı burada, yapı senin yıllar önce bu serüvene başlarken daha önce bahsettiğin, bana anlattığın gibi belki anlatmak istersin. Pencere ve hikayeyle ilgili nereden nereye doğru geçti yapı? Şöyle bahsedeyim, biraz birkaç tane örnek göstereyim görmeyen arkadaşlar için en azından. Şimdi süreçte, başlangıçta şöyle bir şey vardı. 2007 yılında sanırım işte Zeytinburnu'nda benim doğup büyüdüğüm yerde bir kentsel dönüşüm kararı alındı. Ve 1200 konutluk bir alanın yıkımı kararı verildi. Sonra bir uzun bir süreç bunun anlaşması vesairesi yapıldı. Ve sonra da yıkıldı. Yani şimdi sonraki süreçte zaten böyle bütün bir bu yani başka bir dert aramaya aslında gerek kalmadı çünkü böyle önümde kocaman bir derdim vardı benim. Ben çünkü bütün bir mahallemi kaybettim, bütün bir çocukluğumu kaybettim. Yani ona temas edebilecek her şeyi kaybetmiş durumdaydım. Yani benim babamla, annemle yaşadığım hiçbir ilişkinin, hiçbir anının ya da orada gösterebileceğim hiçbir şeyin olmadığı, artık hiç, tutulabilecek, elle tutulabilecek hiçbir şeyin kalmadığı bir durum söz konusuydu. Ve taşıyabileceğim tek şey aklımda kalan imgeler. Yani hafızamda ne varsa. Çünkü ne yazık ki bizde işte çok fazla öyle fotoğraflama, videolama, ne bileyim yani bir aile içinde ya da dışında böyle bir ilişki de olmadığı için geriye kalmış olan hiçbir şey yok ortada doğru düzgün. O yüzden sizin hafızanızda ne varsa, anınızda ne varsa onunla şekillenen bir geçmişle bırakılıyorsunuz. Bu hem iyi hem kötü. Yani evet, birileri sizin elinizden bir şeyleri alabiliyor. Çok çabuk ve çok kolay alabiliyor. Ama bir şeyleri de alamıyor. Ben olabildiğince o alamadığı kısmı göstermeye çabaladım o süreçte. Orada düşündüğüm şöyle bir şey vardı. Yani özellikle seramiğe başlayıp ben burada ne kullanacağım, ne konuşacağım, seramik niye benim hayatımda var diye düşünürken çünkü orada işte tam olarak bugün birazcık daha o dönen kısma geri geldik. Nesnel ve öznel olarak, yani özne ve nesnenin aslında birbiriyle çok iç içe olduğu bir durum söz konusu benim için. Çünkü birazdan göstereceğim birkaç işte özellikle işte şeydir. Yani nesne sizi aslında özneleştirir. Yani sizin hayatınıza yön veren şey aslında nesnenin ve hatta o şehrin perspektiflerinden oluşan bütündür gibi bir süreç geldi. Şey düşündüm. Burası benim doğup büyüdüğüm odanın gördüğü manzara. Ya benim odam burası, şu kesmede ve karşıda gördüğüm şey bu duvardı. Yıllarca ben bu duvarı gördüm ve bu duvara bakarak büyüdüm. Bu duvara her gün güneş arkadan dönerdi, tam böyle batacağı zamana yakın evin gölgesini bu duvara yansıtırdı. Ben her gün bu evin kendisinin gölgesiyle karşılaştım bir şekilde. Ve bir şekilde bana hep böyle bir aslında yani günlük bir şey, hani hareket eden bir şey yok, hiçbir şey yok, bir deniz manzarası yok, bugün o satılabilecek hiçbir şey yok orada. Sadece ben ve benim hayal edebileceğim şeyler vardı. Onlara bakarak büyüdüm.
Sonra yıkıldıktan sonra kendi kendime düşünürken, yani oradaki şeyim ne, benim temel noktam ne, temel malzemem ve nesnem ne diye düşünürken duvarı aşındırmaya başladım. Duvarı aşındırdığımda da karşıma aslında çok aslında temelde seramik olan tuğla çıktı. Ben daha sonra bu tuğla olan malzemeyi, nesneyi alıp aslında her gün gördüğüm, olağan, o gün, o an orada olan ve asla böyle yeni bir şey katmadan gördüğüm şeyleri, yani o görüyorumu bu sefer nesne üzerinden bakmaya çabaladım. Yani bir tuğla bir şehri nasıl görüyordu? Aslında bütün şeyim buydu. Özellikle işte şeyin, Louis Kahn'ın çok güzel bir sözü var işte. Yani bir gün böyle bir tuğlayla derse girer, böyle şey der işte arkadaşlar, öğrencilere. Yani bir tuğla ne istiyor? Bir tuğlaya bunu sormalısınız der, mimar olacak öğrencilerine. Ya da işte tuğla herhangi bir şey olmak ister, yani bir şey olmak ister der. O yüzden aslında o da bir öznedir. Çünkü objektif bakış açısına göre o da kendiliğinden bir yer temsil eder ve kendisinin söylediği bir şey vardır. Oradan yola çıkıp ben o tuğlayı aldım. Sonra o tuğlalardan bir seri video işi yapmaya başladım. Onlar da daha sonra aslında bu videonun ilk çıkış noktası oldu. Çünkü temelde neydi? Ben bir çekim yaptım evler yıkılmadan önce ve bu çekimi bir noktada göstermek istiyorum. Yani bir şey söylemek istiyorum bununla ilgili. Çünkü elimden kayıp giden bir şey var ve bunu göstermenin yolunu arıyordum. Eğer direkt dümdüz bir şey yapmış olsaydım, bir belgesel bir gösteri yapmış olsaydım çok bayağı kalacaktı. Bunu nasıl ortadan kaldırabilirim diye düşününce bir noktada işte bu nesne devreye girince ve tuğlayla ne yapabileceğimi düşündüğüm zaman artık ikisini bir araya getirdim, yeni bir katman oluşturdum. Ve o katmanda tuğlayla beraber bir ilişki kurmaya başladım. Onu göstereceğim. Tam bir tıkla ikisi. Evet, burada böyle görünebiliyor. Burası benim yıkılan mahallemin şeyi. Kendi görseliydi. Şuradan, evet. Bu şekilde o iki, hatta üç katmanı, çünkü bir benim gördüğüm var, bir nesneye yansıyan var, bir de nesnenin gördüğü bu sefer artık yeni bir perspektif, artık yeni bir bakış açısı söz konusu. Bir de onun ne gördüğü ya da onun ne gösterdiği ile ilgili bir katman vardı. Bu şekilde bir seri video işleri artık katmanlaşmaya başladı. Ve benim için video ile beraber artık videoyu böyle bir hem plastik bir malzeme olarak kullanabileceğim bir araca dönüştürdü. Yani bir fırça gibi bir ya da çamur gibi şekil verebileceğim bir şeye dönüştürmüş oldu. Daha sonra işte tel devreye girdi. Bu sefer tel neydi? Tel benim hafızamdaki artık oradaki mekanların tasviri için kullandığım bir malzemeydi. Çünkü çok geçirgen, çok ince ve sadece videoda gölgesinin yansıdığı bir imgeye dönüşüyordu orada. Ve o zaman artık ben gördüğüm şeyin içine bir noktada hayalimdeki ya da hafızamda kalmış olan nesneyi de aktarabilmeye başladım. İşte o noktada teller devreye girdi ve tel kısmında da işte geçen yıl nerede şeyde Beyz'de gösterdiğimiz işte şu işi yaptım. Bu işte. Böyle bir işte orada bir benim yıkılan evimin tekrar yeditasyonu var ve ortadaki katman tel değil, seramikten, çünkü orası benim doğup büyüdüğüm evdi. O ev aslında malzeme benim için orada seramik bir aidiyet malzemesi. Aidiyet temsil eden bir şey. Çünkü toprak çok önceden gelen ve bizim konumlanmamıza sebep olan, mekanımızı kurmamıza sebep olan aslında temel malzemelerden birisi. Kerpiçten bu yana gelen bir malzeme. O yüzden kendi oturduğum katı seramikten yapıp evin diğer kısımlarını tamamen hayalimden nasıl hatırlıyorsam o şekilde biçimlendirip videonun içine katma çabasıydı aslında. Bir noktada böyle bir multilayer, bir palimpsest aslında oluşturdum. Ve o yıkılan evin tam olarak olduğu yere koydum.
Ve daha sonra belirgin başka görseller var orada. Onlar da işte şeydir. Daha sonra o evin nerede olmasını istiyorsam ya da o evi nerede hissettiysem tekrar o görselleri de oraya ekledim. İşte bir kısmı bir dağın başındaydı, bir kısmı tamamen yolda. Çünkü o evi nerede tam olarak aidiyetini hissediyorsam oraya koymaya çabaladım. Bunlardan sonra işte tam olarak aynı noktanın başına geri dönüp ben o pencereden baktığım duvarın bir süre sonra niye aslında pencerenin yani pencereden dışarı baktığımı düşünmeye başladım. Çünkü pencere dediğiniz şey evin aslında en yani bir noktada dış sınırı. Sınır. Yani ya balkon ya pencere evin sınırı dışı. Peki ben niye sırtımı eve dönmüştüm? Bunu düşünmeye başladım. Sonra yavaş yavaş şunu fark ettim. Evet içeride çünkü başka bir dünya var ve başka bir şey dönüyor orada. O yüzden onu görmemek ya da onu egale etmek için ben duvara bakarak büyümüşüm. Sonra işte kendi bilinçaltıma ya da kendi bilinç dışım bir noktada dışarıdan evin dışına çıkıp zorladığımda ve bakabildiğimde anladım ki evin içinde başka bir hikaye dönüyor. Bunlar da artık yavaş yavaş evin dışına değil, evin içine dönüp kendim ve ya da bu şekilde bir bilincin bastırdığı neler var onlara bakmaya başladım. Aslında bu işler yani outre denen aslında Lacan'dan birazcık aldığım o tipin bendeki karşılığı birazcık bu oldu yani. Ben neyi bastırıyorum, insanlar neyi bastırıyorlar, neye sırtını dönmüşler ve onları tekrar başka bir bakış açısıyla aslında buraya baktığım şeyi bu tarafa doğru dönüp baktığımda ne görebilirim ve ne şekil alabilir diye onları çalışmaya başladım. Ve işte bugün bir noktada yaptığım şeylere dönmeye başladım açıkçası bu şekilde. Çok konuştum değil mi? Ev hakkında ben güzel bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Ev hakkında aslında söylenebilecek belki bir güzel bir detay olarak şunu belki belirtebiliriz. Düşünümleme yani düşünme ya da göz yani gözlemleyerek içinde bulunduğu, karşısında bulunan şeyi gözlemleme konusuna en iyi, en başarılı sonuçları getiren insanlar aslında ev hakkında biraz da şüphesi olan, ev hakkında böyle şüpheci bir şekilde yaklaşan, belki de en çok seyahatnameleri yazmış olan insanlardır diye bir söz var. Bu bağlamda o kişiler aslında evin dışına çıkarlar. Evin dışından eve bakarlar. Ve eve baktıklarında ev ve kendileriyle olan o ilişkisi, yani evin o varlıkla olan ilişkisi, varlığa kabuk olma ilişkisini belki de yeniden sorgulayan, kendi içine bakan bir sürece girerler. Bu bağlamda senin çalışmalarının tabii hafıza ile ilgili, hafıza ve kazıma ve katmanlarla ilgili önemli bir boyutu olduğunu düşünüyorum. Tabii burada Benjamin'e referans vererek düşünürsek, Benjamin hafıza ile uğraşan kişilerin bir arkeolog gibi, bir kazıcı gibi çalışması gerektiğini, her kazının sonucunda ortaya çıkan bir takım olguların, fragmanların, parçaların ne kadar değerli bir şekilde olduğunu fark ederek onlara tekrar tekrar geri dönmekten hiç sakılmadığını, hani neredeyse takıntılı bir şekilde onlarla sürekli hemhal olma süreci içinde olduğunu, olması gerektiğini söyler. Bu meşakkatli sürecin sonunda aslında hafızanın bir arkeolojik bir çalışma olduğunu vurgular. Senin bu çok katmanlı palimpsest kavramıyla da ilişkilendirmiş olduğun yani kazıyıcı dilin aslında hem videoda hem de videonun ile birlikte kullanmış olduğun nesnelerde çok belirleyici görünüyor. Tabii böyle üç tane alıntı gibi vurgulayarak söylüyorum ama kiremit hani tuğla burada çok ilginç bir noktaya tabii tekabül ediyor. Çünkü düşünümlemek ya da düşünmek işte Deleuze'e bir referans vermek gerekirse düşünmek özne ile nesne arasındaki bir gerili bir ip değil, toprakla yurtluk arasında gerçekleşen bir
süreçtir. Yani onun nasıl diyelim, onu besleyen, onu geliştiren bir süreçtir der. Tabii burada toprak yurtluk ilişkisine baktığımızda kiremit malzemesi topraktan oluşan, toprağın pişirilmesiyle oluşulan bir yapı malzemesidir. Burada daha organik, daha ekolojik bir şekilde toprağın, yerin, yerleşimin içinde kültürün kurgulanışı ya da kültürün, ekilen kültürün ya da ekinin işte ortaya çıkışı da düşünülebilir. Yani daha diyelim tarımla ilgili bir referans yani olduğu da düşünebilir. Ama şehircilikle ilgili bir referans da var bir taraftan. Çünkü aslında bir şeyleri yıkmakla yapmak arasındaki o kiremit imgesi yine topraktan geliyor ve toprağın oluşumuyla kurgulanıyor. Tabii böyle bir özellikle bu nasıl diyelim, Kuzey Avrupa'daki kiremit, geleneksel kiremit mimarisinin getirmiş olduğu özellikle çok renkli tonlarda, işte açık tonlar, kızıl tonlar, orta tonlar kullanılarak yapılmış olan o kiremit yüzeylerin desenlerinde aslında bir tür toplum algısı. Yani toplumun her bireyi, her toprağından gelen bireyin oluşturduğu yapılanma imgesi de vardır bir taraftan. Yani bunların hepsi senin işlerinin sanki açılımları gibi biraz böyle serimleniyor önümüzde. Evet. Böyle bir yerde daha çok algılama eğilimindeyim. Tabii dönüp outre'ye gelmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü outre'de artık binalar yok. Outre'de artık yüzler var, yüzeyler var. Bu yüzeyler artık insan tenleri ve senin seçmiş olduğun bu projeye katılımcı olarak katılmış olan kişiler hem kendi yüzlerini hem de kendi fikirlerini sana veriyorlar. 6 tane yüz ve 6 tane metin, evet, var. Bu metinler bir filmdeki yazı akışı, hı hı, mantığında gözümüzün önünde de geçiyor. Kimisi akış şeklinde, bir akış yapısında, kimisi bir banner gibi karşımıza çıkıyor. Filmde aslında karşılaştığımız metin ile yüzde karşılaştığımız metin arasında böyle bir bağ kuruyorsun. Bir taraftan da yüzü örten ve onu kapatan, kafesleyen bir şey gibi de görünüyor. Bu koskoca yazan, ortada yazan kafes yazısı da senin daha önce kullanmış olduğun malzemelerle de ilgili bir şeyler anımsatıyor. Bunlarla ilgili neler söylersin? Yani buradaki katmanlar, buradaki yansıma, anlam ilişkisi, serüveni nedir? Aslında ilk çıkış noktası doğru çünkü hangi filmdi? Only Lovers Left Alive galiba Jim Jarmusch'un filmini izledim bir gün evde böyle projeksiyonda. Sonra bir an böyle önüne geçip gerçekten bu kredi akışı nasıl işliyor onu bir bakayım falan derken aslında ilk çıkışı orasıydı. Gerçekten doğru yani kredi kısmı, evet, yani bir akış söz konusu. Çünkü artık her şey bitti ve artık bir akış var. Orada bir hikaye var ve hikayenin ya sonuna kadar takip edersiniz ya da filmden çıkar gidersiniz tabi söz konusu. Sonra bir ya o zaman diliminde şunun birazcık şöyle bir işe işliyordu kafamda. Yani artık tamam nesne bir noktada tamam orada duruyor, her zaman var ama sonra fark ettim ki yani bir insan ilişkisi de dönüyor bu nesnelerin içinde, bu kentin içinde. O nasıl işliyor? İnsanlar ne kadar gerçekten oradalar ya da ne kadar üzerinde sıva var? Nasıl bir duvar işliyor orada? Onu bir noktada o aklıma gelmeye başladı. Çünkü bunu hissetmeye başladım. Yani duvarı aşındırmak çok daha kolaydı. Ama geriye dönüp baktığımda insanı aşındırma çabası çok daha sıkıntılı. Yani çok daha zor. Birinin gerçekten o bastırdığı bir şeyi çıkartmak. Çünkü ben bunu kendime yapabiliyorum. Yani ben kendi evime kendim dışarıdan bakabiliyorum ama birine bunu baktırmak çok zor bir şey. Ya da bunu anlatmak ya da bunu anlatabilmesini sağlamak çok çok zor bir şeydi. O noktada ulus bu noktada şeyden bahseder, Ulus Baker, Zimel'in yabancısının
devamında yani son biz artık postmodernizmle beraber bir toplumsal tip oluşturamadığımızı artık yani özellikle sosyal bilimlerin bir toplumsal tip oluşturamadığını ve bunun bugün ancak belki işte belgeselle ya da sinemayla bir noktaya kadar oluşturulabileceğini, gösterebileceğini bir tip kurulabileceğini ya da bunu anlamlandırılabileceğini söylüyor. Görsel işitsel olarak yani aslında temellendirebileceğimizden bahseder. Aslında o noktada birazcık yani şey ben bunu nasıl birilerine gösterebilirim ya da birilerini nasıl aşındırabilirim? Evet görsel işitsel olarak yani birilerini yazdırabilirsem, birilerine onu gösterebilirsem, onu bu şeyin içine dahil edebilirsem ancak belki öyle karşılaştırabilirim diye düşünüp birçok insana şeyden bahsettim yani ben böyle bir iş yapmak istiyorum. Bana ne olur içinizde böyle bastırdığınız, söyleyemediğiniz, sakladığınız yani travmanız olur, bir şeyiniz olur yazın. Gerçekten bir zarfın içine koyun ve lütfen hepsi beyaz olsun. Yani bunları düşündüm hani nasıl rahat edecekler, nasıl gerçekten akışı sağlayabilecekler, güvenli bir şekilde bunu bana teslim edebilecekler diye. Ben kimsenin yazdığı şey bilmeyeceğim çünkü hepsi bir beyaz zarfın içinde ve bir noktada bir poşetin içine konulmuş şekilde ve kimin yazısı olduğuna dair hiçbir fikrim olmayacak. Daha sonra bunların hepsi açılacak ve onları bir noktada okuyup sana geri döndüğümde eğer kabul edersen istersen ben bunu senin yüzüne yansıtacağım. Eğer istemezsen bir başkasının yüzüne yansıtacağım dedim. Aslında burada da ki hangi metnin kime ait olduğu belli değil. Bir noktada orayı da açık bıraktım. Çünkü bu da biraz aslında şey tam olarak izleyiciye kalmış bir durum. Kim gerçekten onu anlamlandıracak ve onu karar verecek kişi ya da bunun kendiyle aslında tekrar bir ilişki kurabilmesi için o noktada bir açıklık bıraktım. Ve en fazla 6 kişiyi toparlayabildim bunun için. Ve ister istemez de en yakınımda olan insanlardı. Şimdi aslında istediğim şey bunu farklı yaş aralıklarına ve bir noktada farklı insan ya da şey yerlerde bir şekilde yaşayan var olan insanlara sorup bunu gözlemleyebilmek istiyorum. Bunu deneyimlemek istiyorum ama başlangıçta evet buydu yani artık bir insana baktığınızda o sizle konuşurken gerçekten size söylemek istediği şeyleri söylemediğini bütün o İşte şey neyse, çizgiler neyse, bütün hiyerarşik, toplumsal işte çatı şeyinden vesaireden yani bir kurumsal söyleyebildiği şey neyse onu söylediğini fark etmeye başlayıp birazcık orada aslında bir kaçış, bir aralık bulma hikayesinden yola çıktı. Evet. Öyle şekil aldı. Şimdi burada çok belirgin, yani ortaya çıkan şeylerden birisinin aslında kaybolan ego olduğu düşüncesindeyim. Kaybolan ego da yani sanatçının geriye çekilmesi ve bir fikir yöneticisi şeklinde nasıl diyelim katılımcı bir proje sunması ve katılımcıların hepsinin aslında işin içinde kendilerine ait olan, kendileriyle ilgili olan bir şeyi işin içine katmaları, bir öyküyü ya da bir bastırmayı katmaları ve aynı zamanda kendi yüzlerini de bu işin içine katmaları söz konusu. Burada aslında ortadan kalkan bir ego. Yani altı yüz ya da altı yüzey, yani yüz ve ifade çerçevesinde böyle bir egonun ortaya kalkmasına ait bir proje gibi duruyor bir taraftan. Tabii bu postmodernizm, işte Frederick Jameson'ın Postmodernizm, Geç Kapitalizmin Mantığı kitabındaki video bölümünde özellikle vurguladığı video nedir? Hani video nasıl bir medyumdur? Bir kere video, geç kapitalizmin aslında en kültürel formu olarak, en mükemmel formu olarak vurguluyor videoyu. Bir de onun bu mükemmel formunun ne olduğunu ya da nasıl bir yapıya işaret ettiğini söylüyor. O işaret ettiği şey de aslında sanat eseri bildiğimiz anlamda birbirinden ayrı ayrı tanımlanan parçalar şeklinde ayrı ayrı okunan birer sanat eseri fikrinin ortadan kaldığını
kalktığını, buharlaştığını, eserin egosunu, sanatçının egosunun, hatta sanatçının imzasının buharlaştığını, ortadan kalktığını, çok belirgin olmadığını, videonun böyle bir şey olduğunu, video eserlerin birbirlerinden ayrı ayrı okunabilecek eserler olmadığını, video eserlerin olgular ve diğer sanat eserleriyle birlikte tekrar düşünülmesi gereken dizgeler olduğunu ve bu anlamda da metinler arasılık dediğimiz meseleyi işaret ettiğini görüyoruz. Hani senin bu projende özellikle, tabii ki diğer projelerindeki bu çok katmanlılık fikrinde, işte kendi öykünden yola çıkarak meselede yaklaşımında, olayı genişletmende, kentle kurmuş olduğun empatide, malzemeyle kurmuş olduğun empatide ve katmanlığında da olsa da burada artık kendinden çıkıp, kendi egondan çıkıp, kendi öykünden çıkıp, başka öykülere girerek bu videonun bu doğasını işaret eden bir proje geliştirdiğin düşüncesindeyim. Bir Umut Kambak sergisindeyiz ama Umut Kambak bize kendisi dışında ki başka egoların iç içe geçerek, katmanlaşarak tek bir yüzde diyelim biz ona ya da tek bir ifadede yeniden var olmasını, o anlamda kolektif bir ya da iyileştirici bir yaklaşımı vurguluyor diye düşünüyorum. Yani zaten iyi film iyileştirir sözünün arka planında da böyle bir şey var. Yani montaj var aslında, değil mi? Burada bir montaj var ama montajın kendisi oturularak yapılan bir montaj değil. Biraz önce konuştuğumuz gibi ayakta yapılan bir montaj. Düşünülerek, düşünümlenerek yapılan bir montaj. Belki de toprak ve yurtluk arasındaki o dönüşümsel ilişkiyi vurgulayan bir montaj. Yani bir ekin, yani bir kültür kurabileceğin ya da yapabileceğin bir, yani ekranın kendisini, hani projeksiyonu ve ekranın kendisini ve yüzleri, bedenleri bu anlamda iç içe geçerek yeniden filizlendirilecek bir yapı gibi kurgulama denemesi. Evet. Diyebiliriz belki de. Benim senin işlerin hakkında ve kurguladığım eritilemeler böyle. Senin söylediklerin de bana bunları hatırlatıyor, evet, daha çok yani aslında. Yani aşağı yukarı bu, çünkü videonun her zaman o yani yansıtan ve lüks ve lümen etkisi her zaman var yani. Şimdi işte ekran, izleyicinin ekran olması durumu, işte bir noktada karşılaştığınız şey, yani siz ışığı göremezsiniz ama ışık size bir şeyler gösterir. Bu bir güç mü değil mi? Bunu yani aslında şey de o montaj kısmında, işte montaj bize ya uyutacaktı ya da uyandıracaktı yani, evet, aslında, evet, tam olarak o Vertov'un evet bahsettiği işte o şey, uyandırma metodunu belki kullanmanın bir yöntemi aslında. Yani o noktada evet, artık benim bir derdim vardı ama tamam, o bir noktada tamam bitti, ya bitti, dönüyor vesaire, illaki hareket halinde ama her şey hareket halinde ve her şeyle etkileşim içindeyiz. O yüzden işte o videonun artık görüyorum kısmına, işte ya, evet, da işte şey, video ergo cogito dediği, işte yani, evet, görüyorum o halde düşünüyorum tavrı işte birazcık bu şekilde şekil almaya başladı. Bir şeyler görüyorsunuz, her gün iç içeyiz, her gün birileriyle temas halindeyiz, her gün birlikte ilişkiler kuruyoruz ve bunların az çok farkına varıyoruz ki işte bir şeyler tarafından aslında hep bir, İşte bir kapı, yani yapı içine, bir işte sınır içine alınıyor. Sizi bir sınırın içine sokuyor ister istemez. Yani bu işte genelde birileri tarafından yapılıyor. İşte onu kırmanın, işte belki de onun dışına çıkabilmenin yöntemi olarak bir araç aslında. İşte medyumun, tam olarak mesajın kendisi olma yolunun bir hali, şekli ve denemesi aslında, yani en temelde. Tamamen bu. Aslında bir süreç, yani sürecin gösterdiği işler. Ben hiçbir zaman video yapacağımı düşünmezdim. Hiçbir zaman seramik yapacağımı düşünmezdim. Ama temelde bir noktada süreç sizi malzemeyle karşılaştırıyor, tanıştırıyor, karşılaşıyorsunuz. Bilgiyle karşılaştırıyor ve işte o iki farklı şey ve tekrar eden şey bir araya geldiğinde ve ancak yeniden bir bakış açısı elde ettiğinizde yeni bir şey söyleme yolunu buluyorsunuz ve konuşabilme çabası oluyor. Bu şekilde de şekilleniyor. Evet. Bu şekilde süreci tamamlamak, evet, daha keyifli olur. Ağrının nerede olduğunu söyleyecek olan sizsiniz. Evet. Konuşmanın başında şey dediler. Ben biliyorsam
sanatçısı değilim. Evet. Zaten böyle bir tanımın var mı kendine? Ben senin sanatçısı. Hayır canım. Veya bu tanımda gezmesi senin... Yok yok, herhangi bir şeyin sanatçısı olduğumu düşünmüyorum ben yani. Öyle bir tabirde değilim ne yazık ki. Niye öyle düşünüyorsun aslında? İşte, evet, hani niye öyle? Niye video daha sonra? Çünkü bir alanın içinde var oluyorsunuz ya, illaki bir alana giriyorsunuz. İşte burası da birazcık öyle şekillenen bir yer, buradasınız. Ama bu sadece bir araç, yani kullandığım bir malzeme. O yüzden bununla şekillenmek biraz şey geliyor, zor geliyor. Bir de açıkçası işte daha önceden de seramik sanatçısı olarak, ama seramik de yapmıyorsunuz ki tam olarak. Yani yaptığınız şey seramik de değil, video da değil. Sanat yani başlı başına değil mi bir şey? Ya da yani şey, hayatta kalma çabası değil mi yani tamamen? Sen her birinden bir parça. Evet evet, yani tamamen bu hayatta kalma çabası yani şey. Neydi işte, hayatı katlanabilir kılmanın yolu değil mi bütün evet. Mesele? Tam olarak onunla şekil almış şeyler. Tabii katman meselesini çok vurguladın. Yani bazı mediumlarla, araçlarla yapabileceğin, anlatabileceğin şeyler... lerin sınırı var. Video belki o bağlayıcı yaklaşımı kolaylaştırıyor. Hı hı. Belki onun için oraya doğru yöneldim. Bir de hikayen bir pencereden binanın gölgesine bakarken başlıyor. Biraz bana Yoko Ono'nun Fly TV'sini hatırlattı. Yani uzun uzadıya bir pencereden dışarıya bakmak, işte uçan kuşlara, geçen uçağa veya bulutlara bakmanından ibaret olan bir video görüntüsü. Evet. Aslında bir çerçeve. Yani eninde sonunda ekran dediğimiz şey sonunda bir çerçeve. Ve o çerçeveyi yalın bir şekilde bakabilmek. Ona ulaşabilmek, onun anlamına ulaşabilmek. Yani o ilk anlama, aslında o ilk özdeğe ulaşabilmek. Bunu anlamak için sürekli olarak katmanların yerlerini değiştirip yeniden araştırarak kendini ve o problemi tanımlamaya çalışıyorsun. Tekrar inşa. Tekrar inşa etmeye çalışıyorsun. Böyle bir tarafı olsa gerek. Tabii hep dönüyoruz. Sanat ve sanatın tanımlarında takılıyoruz. Yani kuramsal, eninde sonunda söylemsel olarak ortaya koyduğumuz her şey bunu bize dayatıyor. İşte bir heykel, bir seramik nesnesi, bir yapı. Bir mimar, bir seramikçi, bir heykeltıraş, bir film yapımcısı, bir oyuncu koçu, bir yazı, nasıl diyelim, hani yazınsal üretim içinde bulunan bir yazar ya da diğer yazarların yazılarını birleştiren bir yazar. Bunların hepsi değil mi zaten sanat? Ya da sanat bunun etrafında dolanmıyor mu? O zaman neden bunlar hepsi bir araya getirebilecek bir medium'a da sahip olmasın ya da olduğunda neden kullanılmasın? Senin herhalde sorduğun sorular biraz da böyle. Hı hı. Tabii uzak durmak, yani bazen bazı medium'lar ya da bazı yaklaşımlar, bazı üsluplardan uzak durmak için de sanatçılar videoyu kullanmışlardır. Sen biraz bununla... yaptığın enstalasyonlarda, yaklaşımlarda barışmak istiyorsun gibi de. Yani sanki o geleneksel ya da kendi kökensel ya da eğitimsel almış olduğun meseleyle bu çağdaş sanatın çok yaygınlaşmış diyelim artık. Medium'u arasında bağlar kuran bir yeni bir yol mu bulmaya çalışıyorsun? Böyle bir şey var mı? Çünkü o da bir sınır. Yani bir noktada onlar da duvarlar ve onlar da birilerinin tarafından aslında oluşturulmuş sınırlar. Bir noktada o birileri tarafından oluşturulmuş sınırların da kalkması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ayrıma gerek olmadığını ve zaten kavramların bir noktada bizi zaten yeterince sıkıştırdığını düşünüyorum. Yani evet. Şimdi şu an yaptığım şey ne? Hani bizim işimiz kuram üretmek mi yoksa bir duygulanım üretmek mi? Önce bir ona karar vermemiz gerekiyor bu noktada. Ve eğer duygulanım üretmekse ne orada bana hizmet edecekse bu duygulanımı verebilmek için onu kullanmak gayet makul geliyor açıkçası. Ve o noktada sıkışmak istemiyorum tamamen, yani bu mesele. Burada bir eğretileme kullanmak belki gerekirse, sınırlar meselesi tabii çok geniş bir mesele, çok büyük bir söz ama Ahmet'in dairedeki sergisindeki konuşmada da kullandığımız bir şey aslında sana
senin bu konuşmanda da kullanmak istiyorum. Sınırlar meselesiyle ilgili. Şöyle bir şey var. Mesela Fransız bahçeleriyle ilgili ve peyzajla ilgili bir konu vardı. Orada bahsetmiştik. Fransız bahçelerinde, peyzajda ve İngiliz bahçelerinde çok belirgin bir şekilde belli bir dönemden sonra, özellikle işte Napolyon dönemi de çok belirgin kurgulanmış saray bahçelerinin düzenlenmesinde duvarın ortadan kalkması ve bir çukur kazılması söz konusu. Uzaktan, yani merkezden, binadan, saraydan manzaraya baktığınızda sonsuz ve hiçbir duvarla kesintiye uğramayan bir manzara görüyorsunuz. Yani önce bir peyzaj, peyzajın bittiği yerden sonra da doğallığında devam eden bir doğal peyzaja geçiş görüyorsunuz. Bu görünüm için duvar ortadan kaldırılıyor. Yerine ne konuluyor? Bir hendek kazılıyor. Bu aslında hendek aynı zamanda askeri bir şey. Düzenli ordunun da getirdiği bir gelenek. Hendek kazılıyor. Tabii ki sarayda yer alan insanlar hendeğin nerede olduğunu biliyorlar. Nerelerde dolaşmaları gerektiği biliyorlar. Ama bu yolu iyi bilmeyen bir misafir rahatlıkla hendeğe düşebilir gezerken. O güzel peyzaj ortamında, o bahçede gezerken o hendeğe düşebilir. İşte çağdaş sanatın sınırları konusunda kullandığımız bir şeydi, metafordu. Çağdaş sanatın sınırlarını da kim belirliyor? Hı hı. Ve çağdaş sanatın sınırsız o bahçesinde gezerken hendeklere düşmek mümkün müdür? Sanatçı hep o sınırları kaldırmak istiyor ama o sınırlar hep başka türlü bir düzenli ordu tarafından yeniden kurgulanıyor. Bu bir tür belki sınır, dedin ya sınır, o da bir sınır. Bizim önümüze konmak isteyen, onu kaldırmak istiyoruz. Ama nerede durduğumuzu belki ya da o bahçenin yapısını iyi bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum bazen. Zaten aslında şey, cevap orada işte, yani yerleştirdiğin bir yer var ve oradan en azından sınırlarını kaldırabilmek yani. Evet. Evet, kendi yerleştiğin noktadan, yani konumundan aslında sınırları kaldırabilmek. Evet. Ya yani ilerlediğinizde tabii ki hendek olur, tabii ki çukur olur, tabii ki duvar olabilir ama sizin yerleştiğiniz konumdan en azından sınırsız bir alanı görebiliyor olmak, evet, gerekiyor. Evet. Birazcık bununla ilgili. Lütfen. Buyurun hocam. Hendek savaşı boşuna. Hendek, evet, o çok başka anlamları da sahip tabii. Ben ismim Fırat Arapoğlu, sanat tarihçisiyim. Burada Umut'la hem birlikte çalıştık. Sonra doğal olarak gidecekti ve gitti. Sonra tekrar bir araya geldik. Bu sefer birlikte sergilerde yer alıyoruz, projeler yapmaya çalışıyoruz. Çok da mutluyum. Ben bir metafor kullansaydım, herhalde Umut için benim için sevimli hayalet geliyor aklıma. Aslında bir kez geliyor çünkü duvarlardan geçiyor. Az önce bahsettiğiniz, evet, duvarlar, evet, seramik ve videonun yan yana gelişinde biraz onu görüyorum ben. Onun için hani o benzetme hoşuma gidiyor. Benim başka bir taraftan yaklaştığım konu, bu yazı çok fazla yok senin işlerinde. Yani bu biraz böyle o video enstalasyonu denerken şimdi biraz daha böyle Barbara Kruger tarzı biraz böyle yazının videonun içerisinde yer alması. Onun 96 tarihli bir işi vardı. Power Pleasure, Discuss Desire diye. Hem yüzler vardır videoda, böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Kanalda bir iştir o ve yüzler konuşurlar ve aynı zamanda yazılar tabii mekanın içerisinde akar. Benim merak ettiğim şey, bir tanesi font seçimi soracağım. Çünkü font seçimleri değişiyor. Hepsi karaktere farklı. Göre bazılarını net okuyabiliyoruz. Bu fontların karakterlerle olan ilgisini merak ediyorum. Bazısını rahat okuyabiliyoruz. Bazılarında çok keskin ifadeler de var. Diğer yandan da bu çalışmadaki, evet, bu çalışma için aynı şekilde bu font seçimi ve o yüzü o kafesle örtmedeki belirli bir tercihin eminim ki var burada anladığım kadarıyla. Ben böyle bir teknik bir soru sormuşum. Evet. Teşekkürler. Evet, şey, güzel yani şey, hayalet olmak ve de sevimli hayalet olmak. Güzel, teşekkür ederim. Evet, şeyde yani fontta farklılıklar söz konusu, her bir kişinin, oradaki bulunan her bir öznenin kendi fontu var. Ve kendi hatta rengi var. Bunlar aslında şey yani işte farklı tarzlar kendi tarzını oluşturur gibi, kendi bakış açısıdır çünkü. Onu temsil eden şeyler, kimisi daha kalın fontlar, kimisi daha ince fontlar. Orada bir
talep eden ya da rahat edilebilir bir şekilde o anki şeylerdi. Ama ortadaki iki işte de ben evet birazcık o kaplamayı ve o sınırı biraz ben tuttum. Özellikle kafeste bunu birkaç deneme yaptım. Şeyde video işte Ankara'da yaptığımız işte Kova'da yaptığımız sergide Anafartalar çarşısını çalıştım ben orada. Orası çünkü şey içinde gerçekten 50'lerin Cumhuriyet döneminin önemli seramik ve resimlerinin bulunduğu bir mekandı ve yıkılma tehlikesi altındaydı. Daha önce orayla ilgili çalışmıştık. İşte ben tekrar o bölgeyle ilgili bir iş yapmak istedim. O zaman da yine tel ya da malzeme kullanmak istedim ama Ferhat Hoca bu sefer aslında birazcık da buraya evrilen, bu yüzeye evrilen kısmın kapısını açtı orada. Çünkü şey dedi yani, tamam bunu zaten yapıyorsun, bu sefer başka bir şey yapalım. Yine katman konuşsun, yine mimari konuşsun, yine yapı konuşsun. Ama bunu yüzeyde, videoda nasıl gösterebiliriz diye düşünmüştük. Orada işte şeyi bulduk yani, her bir katın eser görsellerini, o anki hareket, önünden geçen insanların vesairelerin olduğu eser görsellerini alıp her bir katı tek tek kurduk. Yani 3 tane iş var her bir katta. Arada bir yürüyen merdiven var. Önemli çünkü Ankara'nın ilk yürüyen merdivenlerinden. Orada bir aslında toplumsal bir şey var. Bölen de bir kısım. Ve sonra yürüyen merdivenle yukarı çıkıp bir üçlü katman, yine yukarı çıkıp bir üçlü katman gibi. Aslında videoda bir yapı, bir kroki kurmaya çabalamıştık. Bunu başardık aşağı yukarı ki hallettik galiba yani. Evet, güzel evet. De oldu. Evet. Öyle bir aslında video mimari bir yapı kurabilme çabasına girdik. Orada çıkartmıştım. Burada da aynı şekilde birazcık o kafes, çünkü birinden geldi ve işte niye kafes, neden? Çünkü o da aynı şeyi düşünüyor yani, burası bana komple bir kafes gibi yani, işte o yaşadığı şehir, alan vesaire ya da kendi içinde bulunduğu vücut bile kafes gibi geliyor. O zaman yani ben bu sefer kelimeleri ya da harfleri nasıl bir malzeme gibi kullanabilirim mi düşünmeye başladım ve hani bir kafes yapabilir miyim diye denedim. Onlardan sonra en son artık tamamen yüzü kaplayan bir kafes imgesini oluşturabildim. O font öyle çıktı. Neden font öyleydi? Çünkü bence aynı şey. Neden sorusu da insanı bir kafesin içine sokar ve orada çıkmasını hem sağlar hem de zorlaştırır. Aynı temsilde olduğunu düşünüp o ikisini o şekilde şekillendirdim. Böyle. Başka? Sevimli hayaletten beklediğiniz cevaplar varsa. Çok güzel. Yani kişilerden veri toplama, yani data toplayıp böyle bir şeyi oluşturma projeleri ki hayranlık okuduğumuz projeleri geçmişte de herhalde bütün böyle Yakabato projesi gibi böyle genişleyip böyle herhalde bir sürü kişinin projelerinden oluşan bir yere doğru evrileceğini sanki duyumsuyor gibiyim. Çünkü öyle konuşmalar biraz daha bu verileri genişleterek bir tür diyemem show değil de gerçekten belki de ihtiyacımız olan bir insanlığın dünyasına dokunabileceğimiz bir genişliğe doğru gideceğini hissediyorum galiba. Yani özellikle şey ben Kieślowski'yi çok severim, onun belgesellerini özellikle çok severim. Çok güzel bir belgeselinde işte şey farklı yaş gruplarına aynı soruyu sorduğu bir belgesel serisi vardır. Çok da iyidir yani, işte kaç yaşındasın, ne istiyorsun hayatına? 3 yaşındaki çocuğa da sorar, 70 yaşındaki bir insana da sorar, 21-22 yaşındaki bir insana da sorar. Çok enteresan karşılıklar almıştır. Aslında burada bir noktada yapmak istediğim şey biraz oraya evirmek ve gerçekten 70 yaşındaki bir insanın söylemek istediği şey ne, 10 yaşındaki çocuğun ne, birazcık bunlara da temas etmek istiyorum. Evet, birazcık oraya doğru götürmeye çabalayacağım. Bundan sonraki süreç oraya götürecek. Ne yok? Var mı başka? Bittik mi? Artık içmeye gidebilir miyiz? Devam ediyoruz. Sorusu olan, işlerle ilgili, süreçle ilgili. Evet. Yoksa evet. Geldiğiniz. Yoksa teşekkür ediyoruz o zaman. Geldiğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ederiz.